Önümüzdeki iki videoda var olduğundan beri dünyanın başına gelen her şey hakkında genel bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle dünyanın veya güneş sistemimizin veya Güneş'in oluşumuyla başlayacağız. Ve buna dair en iyi tahminimiz galaksimiz civarlarında bir süpernovanın gerçekleştiği. Buradaki bir süpernovanın daha doğrusu Kepler'in süpernovasının kalıntılarının fotoğrafı. Fotoğraftaki süpernova aslında 400 yıl önce, 1604'te gerçekleşti. İşin aslında bir yıldız patladı, birkaç hafta boyunca geceleri gökyüzündeki en parlak cisim olarak görüldü. 1604 yılında Kepler ve diğer insanlar tarafından gözlemlendi. İşte bu fotoğrafta bu süpernovanın bugünkü hali. Burada 400 yıldır ilerleyen bir nevi şok dalgasını görüyoruz. Dolayısıyla bugün bu mesafe birçok ışık yılı uzunluğunda olmalı. Bu madde tabi ışık hızında yol almıyor. Ancak oldukça hızlı yol alıyor olmalı. En azından Göreceli olarak ışık hızına yakın orandaki bir hızda yol alıyor olmalı. Yani bu sürede oldukça yol kat etmiş olmalı. Ancak burada esas nokta şu. Bir süpernovadan dışa doğru yol alan bir şok dalganız olduğunda, diyelim ki burada da bir molekül veya gaz bulutunuz vardı şok dalgası gelmeden önce kütle çekimi devreye girip ortaya bir güneş sistemi çıkaracak yoğunlukta değildi. Fakat bu şok dalgası geldiğinde tüm bu gazı, maddeyi ve molekülleri sıkıştırdı ve böylece bu madde bir güneş sistemi veya yıldız oluşturabilecek yoğunluğa erişti. İşte olduğunu düşündüğümüz şey bu ve bu ihtimalin yüksek olduğunu yani güneş sistemimizin ortaya çıkışının bir süpernova vasıtasıyla olduğunu düşünmemizin sebebi ağır elementlerin oluşmasının tek yolunun daha doğrusu bildiğimiz kadarıyla tek yolunun bu sıcaklıklara bir süpernova ile ulaşılabiliyor olması. Ve uranyumumuz yani Güneş sistemimizdeki ve dünyadaki uranyumun oluştuğu zaman, dünyanın da oluştuğu zamanı, yani 4,5 milyar yıl öncesini gösteriyor. Bunun nasıl tespit edildiğine dair ileriki videolarda daha çok konuşacağız. Ancak uranyumumuz Güneş sistemimizle aynı yaşta gibi görünüyor olduğundan aynı tarihte oluşmuş olmalı. Dolayısıyla bir süpernova ile oluşmuş ya da bir süpernovadan geliyor olmalı. Bu yüzden de evrende bizim bulunduğumuz taraftan bir şok dalgası geçmiş ve gazı sıkıştırarak bu oluşuma meydan vermiş olmalı. Eğer birkaç milyon yıl ileri sararsanız gazın şu şekilde bir şeye dönüştüğünü görürsünüz. Merkezinde ateşlemeye yani füzyona olanak sağlayacak yeterli sıcaklığa yoğunluğa ve basınca ulaşmış hidrojeni helyuma füzyonlamaya başlamıştır. İşte burada gördüğünüz güneş sistemimizin erken dönemki hali. Güneşin etrafındaki tüm bu gazın parçacık ve moleküllerin güneşe çekilmeyip yörüngesine oturabilecek kadar açısal hızı vardır. Tabii bir miktar basınçla da desteklenmekteler çünkü bunu her şeyin birbirine çarptığı bir çeşit dev gaz bulutu olarak da görebiliriz. Ancak esas olay açısal hızda. Bundan sonraki on milyonlarca yılsa tüm bu madde yavaş yavaş birbirine çarpacak, aralarında kümelenecek en küçük parçacıkların dahi kütle çekimi vardır ve kayalara, asteroitlere ve en nihayetinde planetesimal dediğimiz gezegen tohumları ya da erken dönem gezegenler olarak nitelendirdiğimiz cisimlere dönüşürler. Ardından da bu yeterli miktarda kütle çekime sahip cisimler diğer maddeyi çeker ve kümelenme büyür. Tabii bu çok basit bir süreç değil. Malum, mesela bir planetası malımız burada, bir planetası malımız da orada olur. Ve bunlar güzelce bir araya gelip birleşeceklerine, sahip olabilecekleri görece yüksek ivmelerinden dolayı birbirlerine toslayıp darmadan olabilirler. Yani anlayacağınız bu öyle hoş, yumuşak bir sabit birleşme süreci değildi oldukça şiddetli bir süreç olması mümkün. Hatta bunun dünyanın tarihinin ilk dönemlerinde gerçekleştiğini ve ayın bundan dolayı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu noktadan da biraz ileri sararsak sonunda dünyamız haline gelecek kütle oluşuyor olacak. Mars büyüklüğünde bir gezegenin dünyaya çarptığını düşünüyoruz. Burada bunun bir resmi var bu bir sanatçının Mars boyutundaki gezegenin ileride dünya haline gelecek cisimle çarpışmasının tasviri. Biz bu gezegene Tia diyoruz. Buraya yazayım. Eğer gerçekleştiğini düşündüğümüz bu olayı internette ararsanız çeşitli simülasyonlarını bulabilirsiniz. Biz bu çarpışmanın oldukça açılı olduğunu, yani bu iki cismin doğrudan birbirine çarparak kocaman bir eriyik gülleye dönüşmediğini düşünüyoruz. Açılı çarpışma dediğimizi şöyle açıklayalım. Bu her ne kadar Tia'nın çarpmasıyla sonradan oldukça değişse de dünya, buradaki Tia ise bir çeşit açı ile gelerek dünyaya çarpar ve bu etkileşimden doğan toplam enerji ikisini de eritir. Aslına bakarsanız muhtemelen her ikisi de halihazırda eriyiklerdi. Çünkü o sıralarda birçok küçük çarpışma, kümelenme ve yüzeylerine vuran küçük cisimler vardı. Fakat işte dünyaya vuran bu açılı darbeyle bir kısım eriyik madde yörüngeye doğru sıçradı. Dünyaya yaklaşıyor, açılı bir şekilde çarpıyor ve bir kısım eriyik madde sıçrıyor bu maddenin birazı dünyaya geri çekilmiş olabilir. Bu öncesi resmi. Sonrası resminde ise dünya çarpışmadan dolayı maddesinin bir kısmı yörüngesine doğru sıçramış bir çeşit eriyik ve süper sıcak bir topa dönüşüyor. Buraya Tia'yı da çizmeye çalışayım. Tia buraya çarpmış durumda ve o da hali hazırda bu büyük enerjiden dolayı eriyik halde. Madde'nin bir kısmının yörüngeye doğru sıçramasına yol açıyor. Bunu da biraz ileri sararsak bu yörüngeye doğru sıçrayan madde bir süre sonra aya dönüşüyor. Geri kalan madde de zaman içinde tekrar küresel şekline dönüyor ve bugün dünya dediğimiz şey haline geliyor. İşte bugün ayın nasıl oluştuğu konusunda düşündüğümüz şey bu. Aslında bu gerçekleştikten sonra da dünyanın görece tabiri caizse şiddet vardı. Dünyanın tarihinin hangi aşamasında olduğumuzu görebilmek için sonraki videolarda da birçok gönderme yapacağımız bu zaman çizelgesine bir bakalım. Bu zaman çizelgesi buradan yani Güneş sistemimizin oluştuğu tarih olan ve muhtemelen bir süpernova ile aynı zamana denk gelen 4,6 milyar yıl önceden başlıyor. Saat yönünde ilerledikçe zamanda ilerlemiş oluyoruz ve tüm bu yolu kat ederek günümüze ulaşıyoruz. Çizelgedeki terminolojiyi anlamanız açısından ga milyarlarca yıl önce anlamına geliyor. Buradaki g giga. 8 giga dokuz kelimesini temsil ediyor. Ma ise milyonlarca yıl önce demek. M de megayı karşılıyor. İşte şimdiye dek geldiğimiz yer burası. Ay oluştu. Hedion dediğimiz periyodun içindeyiz. Aslında burada periyot kelimesini kullanmamalıyım. Burada dünyanın Hedion zamanı içindeyiz. Periyot başka bir zaman aralığını işaret eder. Aslında Türkçe'de karşılığı bulunmayan iyan kelimesi en doğrusudur. Hedi'in ian, en büyük zaman dilimidir. Aşağı yukarı 500 milyon yıldan 1 milyar yıla kadar olan yıla bir ian denir. Ama biz şimdilik yine ian yerine zaman demeye devam edelim. Hedi'in zamanını jeolojik açıdan diğerlerinden farklı kılansa, o dönemden kalma elimizde herhangi bir kaya bulunmaması. Elimizde Hedy'in zamanından kalma mikroskobik düzeyde bile kayalar yok. Çünkü bu zamanda dünya tamamen eriyik, magma ve lavdan oluşuyordu diye düşünüyoruz. Eriyik durumdaydı çünkü zaten tüm bu yığılma döneminin, yani tüm bu çarpışmaların ve kinetik enerjinin ısıya dönüşümünün ürünüydü. Yani eğer bu hediyen zamanı sırasında dünyaya bakacak ve üzerinde bulunacak olsaydınız ki olmayı pek istemezdiniz çünkü düşen bir gök taşınca vurulabilir, magma içinde yanabilir, hatta aslında nefes bile alamazdınız. Dünyanın yüzeyi bu şekilde kocaman bir magma havuzu şeklinde görünürdü. İşte bu yüzden elimizde bu zamandan kalma kayalar yok. Çünkü bu kayalar sürekli olarak bu devasa eriyik küre içinde geri dönüşüyor, çözünüyor ve karışıyordu. Aslına bakarsanız dünya halen devasa bir eriyik küredir. Biz yalnızca bu eriyik kürenin üzerindeki incecik soğumuş kabuk üzerinde yaşıyoruz. Bu kabuğun biraz altına giderseniz ki bunun üzerine ilerleyen videolarda konuşacağız, magma ile karşılaşırsınız. Daha derine inerseniz de karşınıza sıvı demir çıkar. Demek istediğim dünya halen bir eriyik küredir. Hedi'in zamanının sonuna doğru katılaşmaya başlayan dünya, tüm bu zaman boyunca şiddet dolu volkanik eriyik bir küre olması bir tarafa, aynı zamanda gökyüzünden sürekli olarak yağan maddeler vardı ve bunlar da bu eriyik kürenin ısısına katkı sağlıyordu. Her neyse, şimdilik burada bırakıyorum. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi, o zamanda dünya üzerinde bildiğimiz kadarıyla hiç yaşam yoktu. Geç Hayden zamanında bazı yaşam türlerinin oluşmuş olabileceğini düşünen bir grup insan var. Ancak bu zamanın büyük çoğunluğu boyunca dünya herhangi bir yaşamın oluşabilmesi için tamamıyla elverişsizdi. Dediğim gibi, burada bırakıyorum. Önümüzdeki videoda da kaldığımız yerden devam edip biraz Arkean zamanından bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın.